Yapmak, tutmak tamamen sizlere ait. Onun için lütfen kendi kararınızı kendiniz verin. Bu noktada uzun vadeli yatırımcı mısınız, kısa vadeli misiniz, yani trader mısınız? Bakmayın, benim kanalım ismi trader olabilir ama yani de tüccar adam anlamında. Trader Man X, bilinmeyen tüccar adam. Yani trader derken burada sadece bu kanalın içerisi günlük al sat videolar falan değil. Bakın, bunu bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Trader alım satım yapan adam anlamında kullanıyorum ben bunu. Biraz da İngilizce olsun dedik böyle. Onun için öncelik kendinize ait, bakınız. Kendi hesabınız, kitabınızı yapacaksınız. Yani bir yatırım aracına bağlandınız. Yani hangi parayla aldınız bunu? Elinizdeki para sizin ihtiyacınız olan bir para mı? Kredili bir para mı? Değil mi? Yani o hisseyi neyle aldınız? Önemli olan o. Taşıma süreniz nedir? Kesinlikle zaten burada kredili işlemleri tavsiye etmiyoruz. Veyahut da borçla alınan hisse senetlerini tavsiye etmiyoruz. Kendi paranız olsun. Kimse ona karışamasın. Hükümdarlığı tamamen size olsun paranızın. Yani bu şekilde kazanabilirsiniz. Bu şekilde yol haritasını çizeriz sizlerle beraber. Evet. Yasal uyarımızı hatırlattıktan sonra hemen hadi DMSAS'a bakalım. Aslında kriptolara gidecektik ama DMSAS döküm diyelim. Ona da yarın bakarız kriptolara. DMSAS döküm tarafında bir sıkıntımız yok. Zaten DMSAS'ta ortalama 5-10 gibi bu bantlarda güzel bir alım vermişti. Şöyle 5-19'lar gibi. Nereden bulduk burayı? Yani uzaydan gelmedi bu destek bölgesi. Bakınız bu kısım nereden geliyor arkadaşlar? Daha önce direnç olarak çalışmış. Bakınız buradan kırılıyor yukarı. Bakınız destek olarak çalışıyor. Yine aynı noktanın uzantısı destek olarak çalışmış ve yukarı doğru gittik. Hedef noktamız 5.66 alındı. 6.02 alındı. 6.36 alındı. Bakın tüm hedeflerimiz tane tane gerçekleşti. Şimdi artık buradaki direnç kırılır mı ona bakacağız. Yani bu direnci kırabilirsek yukarı doğru kaldığımız yerden şu hatta doğru gidebiliriz ama önemli bir nokta. Bence burayı artık pazartesi falan görmek lazım. Bu kırılım gelir mi gelmez mi ona bir bakmak lazım. Yani yeni alımlar için çok acele etmeyin. Bu noktayı bir görelim arkadaşlar. Yani bu noktayı bir görelim, ona göre yol haritası çizelim. Yani DMSAS'ta biz istediğimiz noktayı aldık. İstediğimiz yerlere geldi. Yani daha da gitmeyecek anlamı demiyoruz ama güçlü bir direnç bölgesi halkası burası. Daha önce de defaatle çalıştığı için yani buralarda biraz zorluklar yaşanılabilir. Onun için bu noktaya dikkat edelim. Şu şekilde ben burayı alıyorum bakınız. Daha önce destek direnç olarak çalışmış bir bölge ortalama şöyle. Yani buralar sıkıntı yaratabilir. Bu hattın, bu bölgenin altına sarktığımız zaman şöyle gün için böyle alt onların altında bir kapanış gelirse tekrar böyle geri çekilme yaşayabiliriz. Onun için dikkatli olacağımız bir bölgeye geldik. Umarım devam eder. Endikatörler tarafında bir sıkıntı yok. RSI düşen kırılımı, hacim hepsi güzel. Yani bu sarı bandın üzerine atabilirsek buradan hızlı bir şekilde yönelişimiz yukarı yönlü devam edebilir arkadaşlar. Yani siz kapanışa bakın. Özellikle hadi burayı sarı bölgeyi de alın, bir kenara atın. Altı seviyesinin altında kapanış gelir mi gelmez mi ona bakmak lazım bu aşamadan sonra. Altının altındaki kapanışlarda 5.19'lar tekrar böyle bir ikili diptir, pozitif uyumsuzluktur. Tekrar yeni bir dip çalışması yapabilir. Evet. Devam edelim. Diğer sorumuz neydi? DMSAS'a baktık. Evet. GRNYO diyelim. Evet. Garanti Yatırım Ortaklığı. Bakalım ondaki durum nasıl? Evet. Bakınız burada bir konsolidasyonun işareti aslında. Yani baktığımız zaman daha önce 2 defa test edilmiş olan bir destek bölgemiz var mı? Var. Biz şu anda bu destek bölgesinin arkadaşlar bir altında bir üstünde hareket ediyorsak burada bir belirsizlik var. Yani burada bir konsolidasyon olma durumu da söz konusu. Onun için bu seviyelerde bir alt bir üst, bir alt bir üst gidiyorsa yani çok satış da yemek istemiyor. Çok aşağı da çekilmek istemiyor. Bu noktada sizin yapmanız gereken şu konsolidasyon içerisinde burayı takip etmek olacaktır. Buradaki inişler çıkışlar aldatmasın. Hatta bu tarz oluşumlarda destekten alıp dirençte de satışlar yapılabiliyor genellikle. Şöyle baktığımızda ortalama şu kısım 8.18'ler. Şurası da bizim destek bölgesi arkadaşlar. Şu şekilde takip edilir. 8.18 destekli. 8.18'lere geldiğinde alım yapılabilecek. 9.60'lara geldiği zaman teknik olarak satış yapılabilecek bir gelgit bölgesi, testere bölgesi oluşabilir. Buradan bizim 9.67 bandı üzerine atabilirsek hem bu sarı konsolidasyonu kırmış olacağız hem de geçmişten gelen destek çizgisi ve de yataydaki direnç hattının üzerine attığımız için böyle 9.70'ler gibi üzeri olumlu değerlendirilir ve tekrar yukarı doğru öncelik 11'ler akabinde 12.40'lar şeklinde yol alınabilir Garanti Yatırım Ortaklığı'nda. Evet. Görüntü bu. İpek Doğal Enerji diyelim. Bakalım onda durum nasıl? Evet, İpek tarafında evet, yine maalesef satış baskısı oluştu. Şu sarı hattın altına düştüğümüz an işte istirahat dönemi burası. Evet, burası istirahat dönemi. Biraz bekletecek bizi. O kesin artık yani bu saatten sonra. Ha, buradaki gelgitler yine önemli olacak. Aşağı bakıyoruz 35-50'leri görüyoruz. Yukarı bakıyoruz 46'ları görüyoruz. Yani 36-46 bandında bir İpek konsolidasyon bölgesi görebiliriz arkadaşlar. Evet, yataya bağlandığı zaman şu kısım, hemen şöyle alalım burayı, bakınız. Yatay bağlantı içinde şu kısım bizim için bir gelgit bölgesi olarak değerlendirilebilir. Evet, görüntü bu İpek tarafında. Tekrar ediyorum hemen konsolidasyon noktasını. 35-30, 35-50, yukarıda 46. Yani ben o düz olsun dedim. Yani 36-46 ortalama. Bu bantlarda bir İpek görebiliriz. Çünkü daha önce şurada bir konsolidasyon süreci yaşadı. Yukarı doğru kırdık. Ha gittik, gidiyoruz dedik ama buradan tekrar maalesef bu sarı alanın içerisine girdik. Tehlike mi? Evet, tehlike. Sarı bölge bizim için tehlike. Şimdi şuradaki tutunduğumuz dala bakalım. Evet. Şurada tutunduğumuz dala bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle alıyoruz. Hatta bir tık daha geri gidebiliriz. Mesela şu seviyelere kadar gittiğimiz zaman burası bizim tutunduğumuz dal. Evet. Şöyle alacak olursak evet. Kaç burası? 40'lar. 40 kısmı bizim için şimdilik bir destek bölgesi arkadaşlar. Ortalama 40 bandı. Şimdi buraya fiyat etiketini yapıştıralım 40'a. Evet. 40 desteğimiz. 40'ın altında 35 bandı test edilecek bölgedir. 40'tan tekrar dönüş gelirse 46 ve yukarı yönlü şu kısmı 58'ler yol alabileceğimiz noktalar olarak değerlendirilebilir. Yani burada hisseye hiç girmemiş biz bir yatırımcı dostumuz için destek noktaları bizim için önemlidir. Yani dönüş noktaları, o destek temasları ve dönüş noktası. Yani ne olabilir? Gelir 40'lara buradan döner, bir alım fırsatı olur. Burayı kırar, gelir 35'lerden döner, alım fırsatı olur. Yani buradaki farklı noktaları iyi görmek lazım, keşfetmek lazım. Yani buradaki nokta hassastır. Yani her gördüğünüz yerden alımlar, satımlar yapmayın arkadaşlar. Yani belirli bir donesi olsun, belirli bir oluşumu olsun. Biz elimizden geldiğince bu bölgeleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de belki kendiniz de bunları yakalamaya çalışıyorsunuz. Burada İpek tarafı bu şekilde özetlenmiş oldu. Hatta buranın şu şekilde bir klonlamasını yaptığımız zaman bakınız ne kadar milimetrik çalıştığını görüyorsunuz değil mi? Bakın umarım bu trend çalışır. Bakınız bu trend çalışırsa desteğe yakınız. Yani 40'lardan gelecek dönüşlerle muhtemelen 58 atağı gelebilir. Evet, bu trend döngüsü içerisinde. Evet, devam edelim. Vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı diyelim şimdi. Evet, burada bir 3 günlük grafik alalım. Biraz uzun soluklu görüntüsüne şöyle bakmaya çalışalım. Ya tamamen bakınız, yani belirli bir alandaki gelgitleri görmeye başladığınız zaman burada bir hazırlık dönemi vardır. Hazırlık evresi vardır. Yani bakın 1.40'lara yataya bağlamış 1.40'ları. Yukarıda da bağlamış direnç olarak 2.20'leri. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Git, gel, git, gel. Bu noktada hareketlerini görüyorsunuz. Onun için bu noktada destekleri her zaman bir fırsata dönüştürmek, buraları her daim bir fırsat olarak bilmek gerekiyor. Direnç noktalarında ise dikkatli olmak. Yani alımları dirençlerde değil, desteklerde yapabilmek. Ha, direnç kırılımı gelir. Mesela burada şuradaki tepe noktası şu kısımda kırılmış olsaydı burada yolumuza devam ederdik. Ama bunu yapamamış. Ne yapmış? Red yemiş. Satış baskısı olarak devam etmiş. Yani buradaki direnç gelmiş, burada red yiyor. Tıkır 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 desteğe doğru yöneliyoruz. Yani bu noktada en uygun noktaları yakalayabilmek lazım. Şimdi en uygun noktalar kaç burada? İşte ortalama 1.40'lar. Belki buradan kanal desteği olduğu için buralar ortalama bir destekti ama bu ilerleyen zaman dilimi içerisinde 1.60'lar olabilir. Yani bu kanal desteğine temasta. Şu anda yataya bağlamış, konsolidasyon içerisinde devam eden bir vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı söz konusu. Evet. Günlüğüne bakalım. Evet, indikatörler hafiften böyle error vermeye başlamış. Tehlike sinyalleri. Yani şu 4 saatlik grafik değer önümüzdeki hafta için şöyle şu seviyelerin üzerine, kaç burası? 1.86. Atabilirse tekrar yol haritası gelir buradan. Güzel 1.86'larda. Bir de burada bakınız bir fil ama bayrak sapı görüntüsü var. Şu şekilde inişler çıkışlara da sahne olursa buradan bu filama bayrak görüntüsü neticesinde hareket edilebilir. Acele etmeyelim. Bakınız bu 2.20'lik direnç kırılmadığı müddetçe burada gelgitler yaşayacağız. O gelgitlerde oluşuma bakalım, formasyona bakalım, Fibonacci dönüş değerlerine bakalım. Ona göre yol haritamızı çizelim arkadaşlar. Bakınız yeni giriş için acele etmeyin diyorum. Yoksa hissedesin. Kardeşim sen trendin üzerindesin. Halen burada trend bozulmuşluğu yok. Sen sabredeceksin, bekleyeceksin. Ama yeni girişler için burada filamadır, bayraktır bir görüntü görelim bir zahmet. Acele etmeyelim. Evet, devam edelim. CANTE. Her kırılım yeni bir satış. Her kırılım. Evet. Şimdi CANTE'nin şuradaki fincan kulp görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Ters fincan kulp görüntüsü değil mi? Bakınız. Bizim öncelikli görüntümüz nedir burada? Ya buradaki kulp derinliği kadar satış baskısıdır değil mi? Yani kulp derinliği nereyi ifade ediyor? Şu kısmı ortalama. Öncelik buranın satışıdır, baskısıdır. Ha, bu bir müddet daha gidebileceğimiz böyle 1.20'lere kadar işaretini veriyor bizlere CANTE tarafı. Arkadaşlar yine bizim arkadaşların yanıldığı noktalardan bir tanesi. Şimdi bu hisseyle alakalı mesela mantık yürütüyoruz. Diyoruz ki ya 55'lerden geldiği nokta ne? 9.60'lar. Ya bu hisse diyoruz biz ya 20 katı gitmiş arkadaşlar. 20 katı gitmiş diyoruz. Değil mi? Sonra düşüş geldiği zaman bakın buradan biz burada da anlattık mesela şurası sol omuz baş sağ omuz şeklindeydi bir omuz baş omuz. Şimdi burada düşüş geldiği zaman şunu düşünüyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki 9'ları 9.50'lere geldi. Geliyoruz burayı 5.80'lere 4'lere mantık yürütüyoruz. Diyoruz ki ya biz zaten burayı görmüşüz. Gelmişiz yarı fiyatına. Oo, hisse 10'lardan 5'lere düşmüş. Hemen atlayalım. Bu mantık yanlış. Bu mantığa şöyle bir çarpı atalım arkadaşlar. Bu mantık yanlış. Burada mantığı şu şekilde güdün ya. Bu hisse 75'lerden 1 TL'den gelmiş kaça? 5'e gelmiş diyeceksiniz burada ya. 5 katı yapmış diyeceksiniz. Halen tedirgin olacaksınız. Ama biz en tepeyi baz alıp en tepeden en dibe. Mesela en çok düşüş yaşayan hisseler. Bazen koyuyorlar bu şekilde. Yani adam zannediyor ki ya o hisse artık en çok düşüşü yaşamış. Bu saatten sonra düşmez. Bu saatten sonra artık alınır, yatılır. Öyle değil işte. Biz her zaman söylüyoruz. Yani bu noktada bu sert düşüşler sonrasında tepki gelir. Sonra tekrar salar. Şu şekilde vakit geçirir diye bu hisseleri zaten genel görüntüsünü sizlere hep anlatıyoruz. Ve genellikle de dediğimiz gibi çıkıyor arkadaşlar. Vakit geçiriyoruz. Biraz oyalanma süreci. Ya Cante'de de bu görüntüyü gördük. Daha önce Cante tarafında bakın şu noktada bir fırsatı yakalamıştık sizlerle beraber. Hatırlayacaksanız Cante tarafında. Şu kısımda bakın şurayı bir fırsat olarak gördük. Yaklaşık 2.10'larda falan yukarı doğru bir yükseliş gerçekleşti. Ama şurada direnç vurgusu yaptık. Bu direncin artık test edileceğini, ilk 10'lardan 2.90'lara dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Tekrar sallandı aşağı. Buradaki destek seviyesi yine kırıldı. Bakın bu sefer bu kanal boyu geri çekildik. Onun için yani düşen bıçağı tutmak gibidir bu tarz sert düşüşler sonrası hisseye abanmak. Yani bunu Beşiktaş'ta bile gördük arkadaşlar. Mesela Beşiktaş hissesinde de çok uyardık. Mesela benzeri görüntüler çoktur. Mesela Beşiktaş'ta aynı şekilde mesela ters düşüş yaptığında hemen alalım falan filan moduna girdiler. Bu tepki olarak kalır. Dikkat edin dedik. Yani burada uyardık mesela. Beşiktaş hissesi 20'lerden buralara kadar geldiğinde 6'lara kadar hemen millet daldı burada tekrar. Ama bakıyorsun ufak bir yukarı. Yani şimdi şöyle bu mantık. Şimdi tüm elindeki pastayı şu tarafı alalım şöyle. Yani buradan mesela yukarı doğru sürüp şurada tüm pastayı elinden çıkaramıyor vatandaş. Yani büyükler. Ne yapıyorlar? Bu sert satış geldikten sonra ellerinde hala mal var. Size gel gel yapıp bu tepelerde yine çakıyorlar. Yani malın büyük bir kısmını burada da çıkabiliyorlar. Onun için her düşüş geldiği zaman artık buradan uçarız kaçarız moduna girmeyin. Acele etmeyin arkadaşlar. Yani fırsatlar her daim vardır. Önemli olan şeklin oluşmasıdır ya. Mesela tobodur, ikili diptir, pozitif uyumsuzdur, bir şekil oluşsun. Bu şekil oluşursa o zaman yol alabilirsiniz. Grafik görüntümüzü şöyle sıfırlayalım. Mesela burada nereye bakılabilir? Burada şuradaki destek hattına bakılabilir değil mi? Şöyle bakıyoruz. Daha epey yolumuz var aşağı doğru. Yani buradan bakın 3.80'ler, 3.60'lar görülebilir mi Beşiktaş'ta? Görülebilir. Onun için sabır, sabır, sabır. Evet. Ha burada 3.50, 3.60 falan dedik diye. Yani burayı kesin görecek. Yarın çıkayım da malı satayım deme. Yani şuradaki destek kırılırsa yani 4.60'lar falan şu yatay bant kırılırsa ya rahatlıkla görülebilecek noktalar arasında. Şimdi burada dikkat edin. Yani düşen kırılımlarını bazı arkadaşlar öyle çiziyorlar ki ya insan gülüyor ya. Adam şimdi gelmiş yani şu tepeden şöyle düşen kırılımı çiziyor. Şöyle düşen kırılımı çiziyor. Ya bu uç afaki noktalardan düşen kırılımı çizilmez. Yani sert yükselmiş, sert düşmüş noktalardan değil de böyle birazcık böyle birbirine yakın konsolide olan noktalardan çizilir. Mesela şuradan düşen kırılımı çizebilirsiniz. Mesela günlük kapanışı itibariyle mesela çizebilirsiniz. Dersiniz ki kardeşim bak ben günlük kapanışı itibariyle çiziyorum. Yani ben bu yeşil hattın üzerinde bir günlük, iki günlük kapanış yaparsa bu direnci kırabilirse olumlu bakıyorum diyebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama kalkıp da en tepeden ilk gördüğünüz tepe oluşumuna küçük tepece hat çizmeyin. Yani sizi yanıltır burası. Yanıltabilir. Şimdi ben burada olumlu düşünebilmek için nereye bakarım? Yataydaki bakın geçiverdik belki diyeceğiz Cante'den Beşiktaş'a geçiverdik diyebilirsiniz ama yani mantık aşağı yukarı aynı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Gelmişken de Beşiktaş'a bakalım. Şimdi Beşiktaş hissesi altının üzerine atabilirse tepki hareketi olarak 6.70'ler sonrası kırılıma bakarız. O kırılım gelirse de 8.20'ler 9.73'ler. 6 bandının altında kaldığımız müddetçe buradaki hattın 4 bandına kadar geri çekilmeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Burada tamamen bir alçalan ne var arkadaşlar? Evet. Alçalan üçgen görüntüsü var. Bakınız alçalan üçgenin mantığı nedir? Bakın dipler sabittir. Tepeler daha aşağıdır. Bakın kırılmış burası. Yani pazartesi gelir tekrar altının üzerine atar. Tamam, kabulümüz, ama teknik olarak baktığım zaman burada kırılım gerçekleşmiş. Buradaki derinlik kadar, şu derinlik kadar burada aşağı doğru geri çekilme gelebilir. Yani buradan 4-10'lar falan tekrar söz konusu olabilir. Onun için acele etmeyin. 6 seviyesinin üzerine atmasını bekleyin ki buradan sağlıklı bir yol çıksın Beşiktaş adına. Aydın Alan, sayın hocam. Evet, TCKRC demiş. Bakalım. Evet. Hemen şurayı şöyle notlarımız arasına alalım yine. Evet. Kıraç, galvaniz, teknik görüntüsü. Grafiğimizi şöyle bir sıfırlayalım. ...4 saatlik görüntüyü alalım burayı. Evet, daha önce uyarı noktası neresiymiş? Direnç noktasımız. Bakın daha önceki tepe noktası direnç bölgemiz. Red yiyebiliriz. Yedik. Bir konsolidasyon içerisinde dedik. Evet. Artık şu anda şöyle bakacağız olaya. Bakınız. Şuradaki dip bölgesi test etmiş gözüyle bakacağız. Olumlu bakıyoruz şu anda. Ben günlük kapanışını yine tekrar ediyorum. Şu kısmın altında. Kaç burası? 24.70'ler altında. Kapanış gelmediği müddetçe. Evet. Kıraç galvanizde. 24.70'lerin altına kapanış gelmediği müddetçe dönüş yapabilir burada. Çünkü 60 dakikalık grafiği alalım. Eğer uygun bir görüntü verirse bizlere. 2 saat yapalım. Çok da uygun olmadı. Bakın. MACD indikatörünü görüyorsunuz. Daha önce alım üretmiş. Bakın tekrar alım moduna geçmiş durumda. Yani buradan bir tepki gelebilir. Ama stop loss'lu gidelim. 24.74 dedik. Yani 24.70'lere bir stop noktası koyun arkadaşlar. Stopunuz olsun. Yani buradan bir meyil yukarı doğru gelebilir. Bir tepki hareketimiz gelebilir. 24.70'lerden alıp 29'lardan veyahut da bir tık altta böyle 27'lerden satış yapabileceğiniz bir trade imkanı sunabilir. Kıraç galvaniz. 24.70 üzerinde arkadaşlar şöyle tekrar yukarı doğru okumuzu atıyoruz. Ama 24.70'in altına sarktığımız zaman satış rengimiz ne olacak? Kırmızı olacak. Evet. Durum bu. Traliçe'ye bakalım. Evet. Hemen Traliçe'ye, Türk İlac'a bakalım. Üç günlük grafimizi alalım. Evet, maalesef aşılamayan dirençler. Kaçtı burası? İşte 28.60, 29.08. Evet. Aşılamayan dirençler neticesinde satışlar geliyor. Şimdi bu dirençleri gidin geçmiş yayınlara bakın. Boşuna anlatmadık biz. Yani şuradaki kırmızı çizgiyi boşuna çizmedik yani. Evet. Bakın tekrar ediyorum mesela. Biraz önce de söyledik mesela. Düşen kırdı. Bakınız dikkat edin. Kırılım gerçekleşti. Hacim artışı da var, eyvallah. Kendisinden önceki tepe noktası burada direnç, satış. Devam ediyoruz. Bakınız. Kırılım bu sefer buradan geldi diyoruz. Yukarı gidiyoruz. Kendisinden önceki tepeler burada da satış. Evet. Onun için burada düşen kırılım tek başına yeterli bir unsur olmayıp o kırılım geldikten sonra bir önceki tepe noktası da baz alınarak takip edilmeli arkadaşlar. Evet. Burada 3 defa bakınız bu tepe noktasından 29'lardan red yedik, satış yedik ve bu satış baskısı halen devam ediyor. Halen belimizi burada doğrultmadı değil mi? Evet, şöyle direnci aldığımız zaman bunu kırmızı yapalım. Bakın bu bizim direnç çizgimiz. Hemen kesik çizgiyle görsek daha net olur. Çok da güzel çalıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bu direnç kırılmadığı müddetçe çok böyle bir şeyler beklememek gerekir. Yaklaşık olarak şuraya baktığımız zaman böyle 24-18, 24-20'ler üzerinde TR ilaçta tekrar olumlu düşünebiliriz. Evet. Sercan Özgül. Helal olsun hocam. Yayında 8 kişi var. Anlatıyorsun. Dershanenin özel sınıfı gibi. Sıkıntı değil ya. Geç saatlerde olacak. Evet. ona bakarsak 160 kişi girmiş çıkmış, yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni anlatıyoruz. 8 kişi de olur, 1 kişi de olur, hiç önemli değil. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Evet. Ben bu yayını açtığım zaman şunu söyledim ya. İlk mesela YouTube kanalını açtım da o zaman 50-100 abone varken şunu söyledim. Herkes dedim bu teknik analizi öğrenecek. İlerleyen zaman dilimi içerisinde bize fırsat kalmayacak. Bizi izleyen olmayacak. Kendimi izlettirmeyeceğim diye bir sözüm vardır. Bunu defaatle kullanmışımdır. Yani bizi sürekli takip eden arkadaşların bu teknik analizi anlamaması söz konusu değil. Yeter ki azıcık bir istek olsun, arzu olsun. Gidip de özel otel odalarında dersler almanın hiçbir anlamı yok. Boşuna online Udemy eğitimleri almayın arkadaşlar. Benim bir tavsiyem acizden, isterseniz alın. Sizin bileceğiniz bir durum ama gerek yok. Evet. Bu internet çağında her şey rahatlıkla bulabileceğiniz bir konumda. Gidip de yok özel ders alayım şu bu. Yetmezsiniz, doyumsuz olursunuz. Yani ondan alırsınız, yetersiz olur. Aradan 1-2 ay geçer, unutursunuz, gider başkasından alırsınız. Bu sefer çorbaya döner. Hiç gerek yok. Evet. Selim Yeşildağ. Bakalım. Evet. ASÇE gayrimenkul yine sıkça baktığımız hisselerden bir tanesiydi. ASÇE gayrimenkul. Destek dönüşü anlamında güzel çalıştı. Bakın şu desteklere bakın. Yani birinci destek bölgemiz arkadaşlar. Yani şunu şöyle yapalım. İkinci destek hattımız, üçüncü destek hattımız bakın. Çok güzel çalıştı. Şimdi buraya düşen kırılımı gelir mi? Bize önemli olan noktalardan bir tanesi o. Bakın tepe noktaları da çok net. Mesela satış. Birinci satış bölgemiz, ikinci satış bölgemiz. Şöyle şurayı da alabiliriz. 3. Bakın şurada minör artık satış bölgeleri giriyor devreye. Bakın hep defaatle satışı yemişiz buradan. Reddi yemişiz. Şimdi burada minörde düşen kırılımı geliyor, gelmek üzere. Ama tabii ki asıl olan majördür. Yani burada sadece 12 onları kırdığımız zaman şuraya kadar geliriz. 12.60'lara. Sonrası burayı kıramadığı zaman burada da defaatle test etmiş direnç noktası. Tekrar hop bir tur daha aşağı. Evet. Ben burada artık en sağlıklı görüntü böyle daha yukarıda dipler, daha yukarıda tepeler oluşturması anlamında şuraya kadar gidip 13-30'ları kırması, sonra geri çekilmesi, şu şekilde bir görüntüye bürünmesi lazım ki olumlu tekrar düşünebilelim. Ama burada artık sabırla ufaktan hacimlerde oluşmaya başladı. Sabırla bekleyen bir gün kazanacaktır arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum bu halka arzlar böyle ederin altına düştüğü zaman kademe 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 toplayıp zamana yaymanız önemli olacaktır. En azından buradaki belki en zirve nokta olmasa da yakın zamanda böyle ne olabilir? Mesela 17'ler işte 19'lar test ettiği zaman buradan yapacağınız ortalama maliyetlerle %50 ve üstü kazançlar elde edebilirsiniz. Evet. Şu anda fena değil. Tam da desteğinden dönmüş durumda ASÇE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. Şöyle saatimize de bakalım kaç olmuş. Arkadaşlar 1 saat 50 dakika olmuş. Epey uzun bir zaman. Artık yavaştan son verelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim.